mutfaktayız. Orkidelerimiz mutfaktayız. Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugüne kadar Orkide Mutfağı'nda sizlere harika lezzetler hazırladık. Ama bugün öyle özel lezzetler hazırlayacağım ki ve bu hazırlayacağım lezzetler sizlerin en çok önem verdiğiniz, en sevdiğiniz günlerden bir tanesi için, yani altın günleriniz için. Hanımlar, altın günlerimizi çok severiz, hepimizin bildiği gibi. İşte bu günlerde size çok lezzetli, çok pratik, hem de aynı zamanda böyle evde ne var, dolapta ne var dediğiniz an çıkarıp yapabileceğiniz çok güzel bir meze tarifiyle geldim. Bugün sizlere atom hazırlayacağım. Ama bu atom bildiğiniz o yazan, internette dolaşan atom tariflerinden değil. Çok daha lezzetli, çok daha güzel, çok daha pratik. Hadi şimdi hemen yapımına geçelim. İyi bir meze yaparken en önemli püf noktalardan bir tanesi süzme yoğurt. Eğer yoğurtlu bir meze yapıyorsanız şayet. Süzme yoğurt çok önemli. Neden diyeceksiniz? Kıvamı önemli, tazeliği önemli. Meze yapımında en önemli şeylerden bir tanesi yoğurtlu mezelerde süzme yoğurt oranı. Ama diyelim evinizde çok süzme yoğurt yok, biraz da normal yoğurdunuz var. Karıştıralım mı derseniz karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Ama karıştırırken en önemli yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? O zaman eğer gününde tüketecekseniz normal yoğurdun suyundan kullanabilirsiniz. Yok, ben bu güzel mezeyi altın günüm benim yarın diyorsanız şayet, o zaman yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Süzme yoğurt ve aynı zamanda normal yoğurdun sadece susuz kısmını kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bu da önemli bir püf nokta. Şimdi yoğurdumu şöyle cam bir kabımın içerisine aldım. Hemen şöyle bir sıyırma işlemi de yapalım. Aldıktan sonra ben bugün hiçbir şekilde normal yoğurt kullanmayacağım. Sarımsaklarım vardı. Sarımsak önemli bir detay mezede. Sarımsak oranını bol tutabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok bunda. Ama o tabii ki takdir tamamen size kalmış. Şimdi içerisine tuzunu şimdiden yoğurt, sarımsak, tuz ve aynı zamanda da bir yoğurdu açmanın en özel lezzetlerinden bir tanesi tabii ki de orkide zeytin dalından ve bizim vazgeçemediğimiz yumuşak lezzet natürel sızma zeytinyağımız. Şimdi bu zeytinyağından hemen alıyorum. Şöyle toplamda 4-5 çorba kaşığı kullanacağım zeytinyağını. Hem yoğurdumun açılmasını sağlayacak hem de sarımsağımın lezzetinin tamamen böyle içerisine daha kuvvetli bir şekilde geçmesini sağlayacak. Bu da yine önemli detaylardan biri. Bakın şimdi hemen süzme yoğurt, sarımsak ve orkide zeytin dalından natürel sızma zeytinyağının yumuşak lezzetini kullandım. Ve şöyle hemen karıştırma işlemi yapıyorum. Şimdi bu karıştırma işlemini yaparken aynı zamanda da ocağımın altını açacağım. Dedim ya size, bu atom farklı bir atom. Benim tarifim ve bunu mutlaka denemenizi özellikle tavsiye ediyorum evlerinizde de. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve ocağımın altını açtıktan sonra şimdi hemen tavamın içerisine şöyle birazcık ayçiçek yağı kullanacağım. Bunda da orkide ayçiçek yağından şöyle biraz koyuyorum. Bakın şimdi farklı bir lezzet demiştim size. Yaklaşık 5-6 çorba kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Hemen şöyle toz biberim var. Acı ya da tatlı tercih size ait. Ben birazcık acı olanından kullanıyorum. Ve şöyle bir hemen ayçiçek yağımla birlikte toz biberimi hafiften böyle çeviriyorum. Birazcık çevirme işlemi yapacağım. Ondan sonra bu gördüğünüz yoğurtlu karışımın içerisine tekrar karıştırıyor olacağım. Ve göreceksiniz çok daha farklı, çok daha lezzetli olacak. Bu güzel atom tarifinin içerisinde patlıcan kullanıyorum. Közlenmiş patlıcan bir tane kullanacağım ben. Yaklaşık 3 su bardağı süzme yoğurdum var burada. Bir tane de içerisine közlenmiş patlıcan koyacağım. O patlıcan tadını alacaksınız ve çok beğeneceksiniz gerçekten. Evet, şimdi ayçiçek yağımla birlikte hemen toz biberimi de şöyle birazcık hafiften ısıtma işlemini yaptım ve onu şimdi yoğurtlu karışımın içerisine döküyorum. Şimdi toz biber içerisinde kalabilir, hiçbir mahsuru yok. Çünkü şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? Tekrardan ocağımın altını açacağım ve burada gördüğünüz hemen
Arnavut biberleri var ya, onları tavanın içerisine koyacağım. Miktarını siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bu sefer orkide, yumuşak lezzet, natürel sızma, zeytinyağı şöyle koyuyorum. Böyle hepsi birlikte hafiften böyle çıtırlayacak, kızaracak. Şimdi bakın, süzme yoğurt, sarımsak, tuz, toz biber ve orkide ayçiçek yağı, hepsini birlikte karıştırdım. Gördüğünüz gibi süzme yoğurdumla birlikte karıştırma işlemini yapıyorum. Burada ben birazcık daha pembe bir kıvam elde etmeye çalışıyorum aslında. Yani kırmızıya doğru bir kıvamım olacak toz biber sayesinde. Ve gördüğünüz gibi kenarda patlıcanlarım vardı. Şimdi içerisine artık patlıcanları da iyice karıştırma işlemi yaptıktan sonra karıştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi tamamen güzel bir kıvam almaya başladı. En son üzerine böyle güzel kuru biberle zeytinyağlı bir sos dökeceğim. Bu arada şu anda tam mevsimi. Bu atom için aynı zamanda bu kurutulmuş biberleri kullanabilirsiniz ama özellikle Eylül ayında toplanmaya başlanan Denizli'nin kale biberi var. Kale biberini de tavsiye ederim. Eğer ulaşabilenler olursa hanımlar, inanılmaz lezzetli oluyor. Böyle kızgın bir yağa sokup çıkartıyorsunuz, hemen üzerine diziyorsunuz. İnanılmaz lezzetli gerçekten. Şimdi bakın, hazırlanmış oldu yoğurtlu karışımım. Tuzunu da koymuştuk. Şimdi patlıcanlarımı ekliyorum. Ve patlıcanları da karıştıracağım. Hem çok güzel bir lezzet hem de çok pratik. Dedim ya, bu atom farklı bir atom. Evet, diğer taraftan hemen Arnavut biberlerime de şöyle bir göz gezdiriyorum. Bu arada birazcık daha toz biber koyacağım. Özellikle acı sevenler için, adından da belli olduğu gibi adı atom tabii ki. O yüzden ne kadar atom gibi bir acı olursa o kadar lezzetli olacak. Evet, gördüğünüz gibi köpürmeye de başladı. Şöyle ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve şimdi geldi sıra bu güzel lezzeti tabii ki sunmaya. Şimdi hemen şuradan kaşığımı alacağım. Şöyle derin bir tabakta özellikle çok şık duruyor. Ortasını açarak servis etmenizi tavsiye ederim. Ve tabii ki bu özel karışım, açıkçası atomun en lezzetli hali diyebilirim size. Şöyle, oh oh. İşte buyurun, altın gününüzün en özel lezzetlerinden bir tanesini hazırladım bugün size. Orkide Lezzet Mutfağı'nda gördüğünüz gibi farklı bir atom tarifi verdim. Bu tarif hiçbir yerde yok. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Mutlaka bunun lezzetine bakmalısınız. Başka bir altın gününüzde, başka bir tarifte tekrar görüşünceye dek diyorum ama bu arada eğer sizin de farklı bir meze tarifiniz varsa şayet, lütfen orkide yağlarını ve orkide zeytin dalından sayfasını etiketleyerek bu tarifi bizimle paylaşan ilk 10 kişiye orkide lezzet paketi gönderiyor olacağız. Hadi bakalım başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın, esen kalın, lezzetle kalın, sağlıkla kalın. Orkideyle biz mutfaktayız, orkideyle biz mutfaktayız.